Selamun Aleyküm dostlar, hoş geldiniz. Ülkemizden ve dünyadan çok sayıda yeni gelişmeyle karşınızdayız. Bu sefer bir farklılık yapıp Uganda'dan başlayalım. Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni yaptığı paylaşımda Sudan Geçici Askeri Konsey Başkanı Orgeneral Abdülfettah Burhan ile bir görüşme gerçekleştirdiğini ve böylelikle iki ülkenin siyasi, ticari, ekonomik bağlarını güçlendirmek ve Sudan'daki barış sürecini desteklemek için çalışmaya devam edeceklerini açıkladı. Buna ilişkin kısa bir video paylaşılmış. Bir diğer haberimiz Rusya'nın BM Proje 775 gemisi yani Karadeniz filosunun 197. çıkarma gemisi Ropuka sınıfı LSTM Novorchuk Tartus yani Suriye'den ayrılarak Boğaz'dan Karadeniz'e geçiş yaptı. Bir diğer haberimiz Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının bu ay içerisinde gerçekleşecek olan 2021 Uluslararası Çöl Bayrağı tatbikatına katılmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'nin El Defra hava Üssü'ne gittiği bildiriliyor. Buna ilişkin 4 adet fotoğraf görmekteyiz. Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada tatbikata F-15 savaş uçakları, Tüm hava ve teknik destek ekipleriyle beraber katılım yapıldığı açıklandı. Tatbikatın amacının hava operasyonlarının gerçekleşmesi ve planlanması alanında deneyim alışverişine ek olarak teknik personelin becerisini geliştirmek ve iyileştirmek olduğu açıklandı. Şunu da belirtelim, geçen haftalarda bununla ilgili bir analiz haber yapmıştık. Suudi Arabistan Hava Kuvvetlerinin neredeyse tamamı Pakistan askerlerden oluşuyor. Yine geçen gün sizlere haberi yapmamıştık. Nerede bir hafta oluyor. Somali silahlı kuvvetlerini yeniden yapılandırma kapsamında Türkiye tarafından Mogadişu'da inşa edilen Kuzey Kışla 1. Etap Tesisleri Somali makamlarına teslim edilmişti. Burada üstün fotoğraflarını görmektesiniz. Bir diğer haberimiz bilindiği gibi yakın zamanda Rakka'da ve Deirizor'da çekilen birkaç fotoğrafı görmektesiniz kuraklığın etkisini ve Fırat Nehri'nin seviyesindeki önemli düşüşü bizlere gösteriyor. Bir değri zor sakini su seviyesindeki şiddetli düşüş halk arasında büyük bir korkuya sebep oldu ve bu da ufukta beliren bir insani felaketi gösteriyor açıklamasını yapmış. Şunu söyleyebiliriz. Bilindiği gibi buralarda PYD terör örgütü bulunuyor ve bu yaz çok sıcak geçecek. Halep, Deirizor ve Rakka'da milyonlarca mültecinin mülküne el koyan İran, Lübnan, Afganistan ve Pakistan ve Yemen'den gelen İran destekli teröristler ve PKK YPG teröristleri Fırat'ın suyunu kestiği için sık sık ülkemize şikayette bulunuyordu. Burada teröristlerin artık tamamen susuz kaldığını söyleyebiliriz. Daha önce Hafız Esat Tapka Barajı'nı inşa ederken sular altında kalacak diyerek Süleyman Şah Türbesi'nin Türkiye'ye taşınmasını istemişti. Daha sonra Türkiye Fırat'ın suyunu kesince Esat Karakozok'ta bir bölgeyi Türkiye'ye vermişti. Türkiye'de su sorunu varken bu yaz teröristlere suyun akmayacağını da belirtelim. Dolayısıyla teröristler burada susuz kalacak. Tabii ki burada masum halktan insanların da olduğu unutulmamalı ama sonuç olarak burada ne yazık ki daha çok teröristler yaşıyor. Bir diğer haberimiz defalarca haberini yaptık. Rusya kısa bir süre içinde Ukrayna'yı işgal edecek gibi görünüyor ki zaten çoğu bölgesini ilhak ve işgal etmiş durumda. Burada son uydu görüntüleri Donbas'tan ve devasa bir yığını görmekteyiz tanklar ve ağır toplar Minsk anlaşmasına göre bilindiği gibi cephenin 50 kilometre yakınında bunların olmaması gerekiyor. Ama tabii ki de Rus sayısına hukuk işlemiyor. Yine bununla ilgili Pentagon Ukrayna'ya 125 milyon dolarlık askeri yardım paketini onayladığını duyurdu. Askeri yardım Javelin tank savar füzelerini içermeyecek. Bilindiği gibi bunlar dünyanın birçok ülkesinde kullanılıyor. Katar'da da bunlardan var. Hatta ülkemiz ile Katar'ın yaptığı ortak tatbikat fikatta kullanılmışlardı. Ancak 2 adet Mark 4 devre botu Ukrayna'ya bağışlanacak şeklinde de not düşülmüş. Ukrayna isterleri karşılarsa 150 milyon dolar daha yardım alacak şeklinde bir haber görmekteyiz. Bilindiği gibi yardım alan emir alır bu sözü unutmamak gerekiyor. Çin Pakistan'a yardım yapıyor. Dolayısıyla emir verme konumuna gelmiş durumda. Amerika ve Çin gibi devletler asla hayrına yardım yapmaz. Bir diğer haberimiz Çin 10 yılda Orta Doğu'daki yabancı yatırımların yaklaşık %40'ını gerçekleştiriyor. Dünya 5G piyasasının %40'ı iki Çinli şirket tarafından kontrol ediliyor. Bunlardan birisi Huawei. İran önümüzdeki dönemde Çin'in kuşak yol projesinin dijital liman olmaya çabalıyor şeklinde de aktarılmış. Harita üzerinden görmektesiniz. Dilerseniz detaylıca bakalım. Burada Çin'in 2005 ila 2020 yılları arasında hangi ülkeye kaç milyar yatırım yaptığını görmekteyiz. Burada ülkemize hemen hemen 16 milyarlık bir yatırım söz konusu. Yine bunun dışında Suriye'ye baktığımızda 4 milyar. Bunun dışında burada istediğiniz ülkeyi seçebiliyorsunuz. Örneğin Irak, İran şu ana kadar Görüldüğü gibi en fazla yatırımın tıkladıklarımız arasında Suudi Arabistan'da olduğunu görmekteyiz ki savaş olduğu için dolayısıyla Yemen'de çok değil, Umman'da da 6 milyar. Burada dünyanın birçok ülkesine bakabilirsiniz. Örneğin Pakistan'da 60 milyar dolarlık bir yatırım görmekteyiz. Bunun dışında Avrupa ülkelerine bakalım. Örneğin İtalya'da da 26 milyar dolarlık bir yatırım, Bosna'da 2.95 bu diğer ülke, bazı ülkelerde çok az olduğunu söyleyebiliriz burada da görüldüğü üzere. Örneğin Yunanistan'a bakalım. Yunanistan'a yapılan yatırımın 10 milyar dolar değerinde olduğunu görmekteyiz. Bir de Bulgaristan'a bakalım. Bulgaristan'da ise milyon dolarlar seviyesinde. Dilerseniz diğer haberimize geçelim. Bilindiği gibi ülkeler araştırma altında maden yataklarına erişmek ve bunları keşfetmek için kutuplara üsler kurmaya başladı. Burada tabii ki de bizim gibi gerçekten araştırma yapan ülkeler de var. Fakat çoğu ülkenin amacı kutupların erimesi ve benzerini incelemek değil, değerli yatakları keşfetmek. Son olarak Yeni Zelanda Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklar Antarktika'ya iniş gerçekleştirdi. Eğer doğru ise burada bilimsel bir araştırma programı kapsamı için geldiklerini belirtmişler ki eğer inanırsanız yine bir diğer haberimiz Türkiye Cumhuriyeti Erbil Başkonsolosu Sayın Hakan Karaçay ve TİKA heyetiyle birlikte Erbil Büyük Mezarlığı'nı ziyaret ettik şeklinde yapılan paylaşımı görmektesiniz. Bunu neden söylüyoruz? Çünkü Türkiye son zamanlarda orada bulunan Türkmenlerle beraber çok sıkı faaliyetlere başlamış durumda. Her ne kadar peşmergeye güven olmasa da oradaki Türkmenlerle ilişkilerin sağlamlaştırılması gerekiyor. Son olarak Libya Devlet Televizyonu'ndan bir haber aktaralım. Libya Alarar TV'nin The Guardian gazetesine dayandırdığı habere göre İngiltere ile Libya Dışişleri Bakanlığı yetkilileri arasında Son 3 hafta içinde yapılan tartışmaların sızdırıldığı belirtiliyor. Libya'nın İngiltere yardım programı kapsamında yardımlar alacağı belirtilmiş Guardian, İngiltere'nin yardım yapacağını fakat fonlarını %63 oranında keseceğini ve benzer kesintileri Suriye, Somali, Nijerya ve Güney Sudan'da da yapacağı açıklanmış İngiltere Dışişleri Bakanlığı salgının İngiltere ekonomisi üzerindeki sismik etkisinin yardıma harcadığımız miktarı geçici olarak azaltmakla dahil olmak üzere bizi zor kararlar almaya zorladı açıklaması hatırlatılmış. Ek olarak bunun bireysel programlar için ne anlama geldiği üzerinde çalışıyoruz ve henüz karar alınmadı şeklinde de not düşülmüş. Evet dostlar son gelişmeler bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.